Vize ve finalde çıkabilecek sorular 41. Bu videomuzda lineer cebir dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let L reküpten reküpe be the linear operator defined by onu görüyoruz. A şıkkında find the dimension of the range of L. B şıkkında find the dimension of the kernel of L. Bizden bir doğrusal dönüşümün İngilizcesi bunun iki türlü söylenir. Linear operator veya linear transformation. İkisi de aynı anlama gelmektedir. Bir doğrusal dönüşüm görmekteyiz. Bunun bizden range'i ve kernel'ının dimensionları isteniyor. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda bu doğrusal dönüşümün matrisini yazıp ondaki pivot sayısından bu ikisinin sonuçlarına karar vereceğiz. Buradaki doğrusal dönüşümü matris biçiminde yazarken matris formatı şudur. Lx eşittir a çarpı x. Buradaki x girdimiz zaten x1, x2, x3. Reküpten reküpe gidiyoruz. x1, x2, x3. Buradaki a matrisimiz de 3'e 3 bir matris olacak zaten. Şu an doğrusal dönüşümün matrisini yazıyoruz. Buradaki x1'in katsayısı ilk satırın ilk elemanı olur. x2'nin katsayısı ilk satırın ikinci elemanı. x3'ün katsayısı ilk satırın üçüncü elemanı. Buradaki her birine bakarak doğrusal dönüşümün matrisini yazabiliriz. Çünkü şuradaki 6, 24, 6 ile x1, x2, x3'ü çarptığımızda buradakini veriyor. Buraya geldiğimizde x1 yok burada 0. x2 12. x3 yok 0. En alt satıra geldik. Eksi 18. 0, 18. İşte bu bizim doğrusal dönüşümün matrisi. Şimdi bunda kaç pivot olduğunu belirlersek hem range'in dimension'ına hem de kernel'ın dimension'ına karar vermiş olacağız. Range'in Dimension'ı ile kernel'ın dimension'ı dim range diyelim. Artı dim kernel bu bizim doğrusal dönüşümün matrisinin sütun sayısına eşittir. Range'in dimension'ı zaten burada kaç pivot çıkacağı tarafından belirleniyor. Kernel da işte pivot olmayan sütun sayısıdır. İkisinin toplamı da toplam sütun sayısını verir. Şimdi bunu da işleme başlayalım üzerinde. Eksi 6, 24, 6, 0, 12, 0, eksi 18, 0, 18. Bunu eşelon hale getirdiğimizde kaç pivot olduğunu buluruz zaten. Şunun altlarını sıfırlayacağız burada. Buradaki pivotu 1 yapmakla uğraşmayalım. Bunun pivot olduğu belli zaten. Eksi 3 ile satır 1'i çarpıp satır 3'e eklediğimizde yeni satır 3'ümüzü buluruz. Eksi 6, 24, 6, 0, 12, 0, eksi 3'e çarp bekledik, 0, eksi 3'e çarp bekledik, eksi 72, eksi 3'e çarp bekledik, 0. İlk pivot bu. Altını sıfırladık. İkinci pivotu bunun çaprazında arayacağız. Şimdi bunun altını sıfırlayacağız. Eksi değil 6 ile satır 2'yi çarpıp satır 3'e eklersek yeni satır 3'ümüzü bulacağız. Yapalım bunu da. Eksi 6, 24, 6, 0, 12, 0. 6 ile çarpıp eklersek 0, 0, 0 elde ederiz. Üçüncü pivotu gidip bu çaprazda arayacaktık ama orası 0 etti. Demek ki 2 tane pivotumuz var. Bunları 1 yapmakla uğraşmaya gerek yok. İsteyen bir de yapabilir. İki pivotumuz var. Üçüncü sütunda pivotumuz yok. Pivot sayısı bize range'in dimension'ını verir. A şıkkı cevabımız 2 olacak. Dim range diyelim. 2 B şıkkı kernel, çekirdeğin boyutu pivot olmayan sütun sayısıdır. O da 1 Konu anlatımında zaten range, kernel nasıl bulunur konuşmuştuk. Şimdi burada onları bulmakla uğraşmayacağız. Çünkü sadece bize dimension sorulmuş. Onların nasıl bulunur merak edenler de dönüp konu anlatımına bakabilirler. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.